Cümleden selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzun bir yayından sonra saat 21.45 videosuyla karşınızdayım. İkinci de akşama doğru çektiğim için de videoyu görüntü sizi yanıltmasın. Fenerbahçe'de Atilla Salahi gerçekleri. Hemen buradan başlayalım çünkü burası bence önemli. Niye önemli? Avusturya bir maçına saatlet kadar çok bir iddia ortaya atıldı. Neydi o iddia? Fenerbahçe'nin Zenit'in Macar savunma için yaptığı Fenerbahçe'nin Zenit'in Macar savunmacı için yaptığı 17 atı 2 milyon euroluk teklifi kabul ettiği Atilla Selay'ın son maçta 11'den çıkarılıp kulübeye konulduğu iddia edildi. Arkadaşlar bu iddia değil, bu doğru. Atilla Selay'ı maç esame listesinde az e, isim iken değiştirildi ve Lemos oynatıldı. Yani normalde Lemos yoktu. Aslında bu yoktu. Lemos yoktu. Lemos içimden geldi. Demedi. O böyle oldu. Yani bunu bilin. Bu yüzde yüz gerçek. Bu gerçek. Burada anlaştık, enfikris. Şimdi 17 artı 2 açık söyleyeyim. 17 artı 2 teklif var ya da yok demek. Afaki olur. Bizi ilgilendiren hangi boyutu? Hocam 17 artı 2 teklif varsa verilir mi? Verilir boyutu verilir boyutu. Hocam lan 20 istiyoruz demiştin. Arkadaşım 17 artı 2 20'ye baya baya yakın. Adamlara dersin işte vergisini algısını sen hallediyorsun. Ben karışmıyorum dersen zaten mantık olarak 20 civarı almış olursun. Bu transfer ne olacak ne edecek hep birlikte bekleyeceğiz. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi mantık yürütelim. Mustafa Hoca'yı duyumları geçelim. Hani benim, benim size bu kanalda en çok katmak istediğim şey bu. Ölümlü dünya. Yarın bir gün ben ölürüm. Allah ömürü tamam der, bu kadar der. The End yazar, Erler film iftarla sundu yazar. İşte ruhuna Fatiha falan yazarlar. Başkalarına kalmayın diye söylüyorum. Bazen duyumda mantığınızı yürütün. Luan Perez bu kadar milyon euro para verilerek alınacak isim mi? Diyelim bu kadar para verdin, aldın. Hangi mevkide oynatmak için alırsın? Tabii ki sol stoper için. Sol stopere bu kadar parayı verdikten sonra ne yaparsın? Değil mi? Yani mecbur oynatırsın. Demek ki Atilla Salah'ı gideceğim. Fenerbahçe'de kanat için bakka vaka e ee, vardı. Şimdi bunu da konuştuk. Fransa Bordeaux formasını giyen Dilane Bakva ismi. Görüşmeler sürüyor. Dört ne diyor Bakva geçen sezon takımda forma, fazla forma şansı bulamaz. Bu sezon ligdeki dört maça ilk 11'de başlamış. Bir kez fileleri sarsmış. 19 yaşında bir çocuk. Atılmaya değer bir zar mı? Atılmaya değer bir zar. Ama e, bakalım sonucu ne olacak? Berke Özer'den çarpıcı sözler, Galatasaray transferi itirafı falan filan. Ben çok umursamadım bunu. Ama Berke Özer'in yorumculuk kısmı biraz tuhafıma gitti. Çünkü Galatasaray derbisinde yaşanılanları falan anlatmış arkadaşlar. Hani Fenerbahçe transferim rüya gibiydi diyor. İki sene Belçika'ya kiralık gittim. Kendimi kanıtladım diyor. Bence kendini kanıtlamak öyle Belçika'ya gitmeyle olmuyor. Oğuz Kağan Güçtekin'de gitti. Hiçbir şey yapamadan geri geldi. Hani hayatımın en büyük şey Fenerbahçe olmak. Tek yapmanız gereken iyi oyunculara güvenmek diyor. Yani Türk kalecilerin yetenekli olduğunun altını çiziyor. Şu anda kaleci bolluğu var. Türk kaleci bolluğu diyor. Oynadıkça görüyoruz. Genç oyuncular sayesinde 15-20 milyon euro satışlar gerçekleşiyor. Yapmamız gereken oyunculara güvenmek diyor. Katılmıyorum oyuncuların da kendilerinin yapması gereken şeyler var. Mesela şu sosyal medyadan uzak durmak. Bir futbolcu sosyal medyadan uzak duruyorsa başarılı olma ihtimali bana göre o denli yüksektir. Beni çok mutlu eden anlar var Fenerbahçe diyor. Altay'ın sakatlığı oldu. Aynı zamanda hoca değişimi. Kötü giden performansımız oldu. Futbolun içinde bunlar var diyor. Galatasaray derbisinde benim için çok duygusal maçtı. Bir haftadır evde hasta yatıyordum. Hiç antrenmana çıkamadım. Daha sonra derbiye çıktım ama inanılmaz bir maç oldu. Benim için, takım için diye söylüyor. Ali Koç'un aralarındaki ilişkiyi anlatmış. Bakın burası önemli. Her genç oyuncu için en önemli şey oynamak, kendini geliştirmek. Forma şansı bulabilmek. Bu süreçte başkanımızın çok büyük desteği oldu. Geldiğimden ayrıldığımız güne kadar hala daha desteklerini hep hissettim. Başkanla ziyade baba, oğul, abi, kardeş gibiydik. Bu süreçte de onunla konuştuk. Kendisinin de dediği gibi iki taraf için de en hayırlı olacak kararı verdik. Şimdi oynayıp kendimi geliştirme zamanı demiş. Ee, kolay bir karar değildi. Hem menajerim hem de ailemle böyle bir karar aldım. İnşallah yurt dışında o kültürü alıp en iyi şekilde kulübümüzü, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Türkiye'den görüştüğümüz kulüplere de var ama asıl hedefim hep yurt dışı. Kesinlikle yurt dışı diyemem ama diyor. Bir proje olsun istiyoruz. Zor bir karar. Şimdi karar vermek istiyoruz diyor. Gidip dandik, saçma sapan, kaybolup, yok olup, çürüyüp gideceğin. Ulan zamanda da Berke vardı. Keşke şu takıma gitseydi. Diyeceğin takıma gitme de. Ulan iyi futbolcuydu işte. iyi kaleciydi. Kendine yazık etti diyeceğin yere gitme de. Nereye gidiyorsan git. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben Berke üzerinden şunu da söyleyeyim. Yani konumuz dışında aslında ama bunu söylemem lazım. İrfancan Can Bayat alındı Fenerbahçe'de. Dünkü maç mesela Avusturya Viyen maçı oynatılsa oynatılmaz mıydı? Şimdi Altay'ı sen niye tutuyorsun? Az kalecin diye tutuyorsun. Bak az kalecin diye. 1 iki maçtır da saçma sapan bazı form hataları yaşıyor mu? Yaşıyor. Dünkü maçta Altay'ın yerine İrfan Can olsaydı İrfancan Can Bayat, ne değişirdi? Arkadaşlar bakın bazı futbolcuları rezervlikte izlemeye vaktiniz varsa izleyin, rezaleti görün. Tiago Çukur'u falan izleyin, rezaleti görün. Orada Tiago Çukur demişken Tiago Çukur'a bir talip daha çıkmış. Belçika ekiplerinden Berşot talip olmuş Tiago Çukur'a. Watford'dan geldi. Ayrılması gündemde diyor 19 yaşındaki oyuncu için. Vallahi benim rezervlikte izlediğim Tiago Çukur'a değil Berşot ee, Iğdır spor. Yozgat spor. Ne bileyim Çemiş Gezek spor bile talip olmaz. Muş Bulanık spor. Bu arada Muş Bulanık'a da buradan selamlar olsun. Hiç var mı bulanıklı ya? Ben Bulanık'a çok gittim geldim. Muş Bulanık. Malazgirt. Bugün de Malazgirt'in yıl dönümü. Malazgirt çok güzel bir ilçedir. Çok şirin. Bulanık çok şirin bir ilçedir. Çok tatlı. Malazgirt'te güzel ee, alabalık giyebilirsiniz. Yani... Mesela öğretmen olduğun için o şeyde de coğrafyada da görev yaptığın için gezmek istiyorsun, tozmak istiyorsun. Hani bir şeyleri görelim diye. Mesela Muş merkezde yaşayan varsa Şark Kebap Salonu var. Hem fiyatları çok iyi hem etleri kaliteliydi. Ya gitmediyseniz tavsiye ederim yani. Işkın yemediyseniz yiyin. Güzelliklere odaklanın arkadaşlar. Acaba burada öğretmenlik yapmaz. Ben gidiyordum arkadaşlar. Burada öğretmenlik yapılmaz. Kaçalım buradan. E bir lanet olsun şöyle lan Allah sana lanet etsin pis adam. Orada insanlar yaşıyor, mutlular, huzurlar. Keyfini almaya bak. Ya bir daha bu deneyim gelmeyecek. Bir daha gelmeyecek. Bak ben yıllardır yani 2011'den beri İstanbul'a gidemem. 11 sene oldu. Ha bir bahane çıksa da gitsem diyorum. Düşün. Vasiyelerin kıymetini elinizde bilin. Neyse Thiago Chukuri ikincilik lig ekiplerinden Berşort istiyormuş. Satın alma opsiyonu öngörülmüyor demiş. Futbol altyapı eğitimini Feyenoord, Az Alkmaar'da almış. Hollanda'ya gitmiş. 250.000 Euro Fenerbahçe bonservisi ödedi. Ben bir şey söyleyeyim. Satın alma opsiyonsuz ama oynama garantisiyle gönderiyorsak 35 saniye beklemeden gönderelim. Çünkü ya rezerv ligi hiç önemsemiyor ya da hiç iyi bir futbolcu değil. Bunu da özellikle üstüne basa basa belirtmekte fayda var. Bunu da söylemiş olayım. Yani ben söyleyeyim. Çünkü başkası söylediği zaman zorunuza gider. Şimdi Fenerbahçe'de bugün sabahta kol kır gitti. Ama ayrılıklar sürecek arkadaşlar. Hocam ayrılıklar da sevdaya dahil mi? Ya ya, ya tabii dahil dahil. Tabii tabii. Bir sözleşmeyi feshetmek için nelerden feragat ettiğini bilseniz ayrılıklar sevdaya mı dahil, sövmeye mi dahil daha net anlarsınız. Şimdi kim gidecek? Hocam kim gitti? <laughs> Aşkma yaramızı. Şimdi Jorge Jesus'un isteğiyle birçok futbolcu alınıyor. Bazıları da gönderilecek. Ama yoğun bir tempo var. Kol kır gitti. Pelkas gitmesi gündemde. Berisha hani şu ana kadar Kim Minci gitti. Ozan, Allahyar, Berke, Samatta, Max Mayer, Disserant, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Louis Gustavo, Sosa gitti. Bunlar beklenen ayrılıklar. Ferdi Kadıoğlu, Alioski sol beki parsellemişken herhalde Filip Novak gidenlerden biri olur. Değil mi? Bunun yanı sıra başka kim olur? Pelkas Hal City artık bir an önce gidiyor mu ne yapıyorsa Pelkas da çok bekletti bizi. Ee, hocam böyle de olmak hainlik değil mi? Zamanda çok iyiydi. Ya tamam zamanda iyiydi kendisi için de iyi olacak. Lemos bilmecesi diyor. Ben Lemos'un kalacağını düşünmüyorum. Yani Gustavo Henrique'ye bakarak daha iyi stoper diye elde stoper tutamazsın. Yani ee, dikkat etmekte fayda var. Bazı şeylere dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi <laughs> ülke olarak nemokey uygulayacağımız bir şey yazmış. Şimdi Fenerbahçe'de ayrılıklar da başlamışken hala ben Berisha için sosyal medyaya baktım da hala bir açıklama da göremedim. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe'de birilerinin de gitmesi lazım. Şimdi ben aslında size neyi konuşacaktım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size 4-1-3-2 sistemini anlatacaktım. 4-1-3-2 sistemini anlatacaktım. Şaka yapmıyorum. Hatta notlar tuttum 4-1-3-2 nedir diye. Bakın Fenerbahçe son maçlarda üçlü savunmaya döndü. Bunun sebebi ha lan demek ki 4 iki tane forvetten olmuyormuş falan filan değil. Bunun sebebi şu. Bir takımın birden fazla plan olması lazım. Bu arada Premier Lig'den Maxi Gomez için teklif gelmiş. 8 milyon euro civarındaymış ama Maxi Gomez'in telefonuna ulaşılamıyormuş diye marka son dakika haberi verdi. Bana söyleseydiniz ben ulaşırdım yani. A, 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 ne, ne desin aşkım? Buğday mı aşkım diye haberini alırdım ben. Yani e, onu da söyleyeyim yani. Şimdi ben şunu belirteyim. 4-1-3-2 sistemi. Aslında yaygın bir sistem değil. Birçok kişinin kafasında soru işareti olan bir sistem bu. Ve modern ekipler bu sistemi iyi kullandığı zaman müthiş ama kötü kullandığı zaman saçma bir sistem. Sayısız faydaları var. Saymakla bitmez faydaları var. Ama bu sistemi yakından tanımayan ya da tecrübesi az olan teknik direktörler uygulamaya kalkarsa da Jortingen'in Mortingen'ini görme ihtimali var. Ya. Şimdi üçüncü bölgeye hakim olmak isteyen takımlar kullanır. Üçüncü bölge yani hücum bölgesinde aktif olmak isteyen takımlar. Şu ana kadarki Fenerbahçe portföyü 3. bölgeye hakim hakim? Ama hocam son maçlarda biz üçlü savunma oynadık. Ya tabi. Ya ah. Yani ah. Tabi tabi. Siz üçlü savunma abi Ya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Canım arkadaşlar. Savunmada üçlü oynayabilirsin ama ofansa çıktığında dörtlüye, beşliye, altılıya bile dönebilirsin. Ya da ikiliye bile dönebilirsin. Yapmayın etmeyin. 15 maça çıkmış Fenerbahçe. Hazırlık maçtan da dahil etmişler herhalde. 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet diyor. Atılan gol 40, yenilen gol 3, şey 13 pardon. 15 maç. Yani hazırlık maçlarında çok ciddiye almak lazım ama. Yine devam edelim. Fenerbahçe açısından devam edelim. Bak uyuyor mu tanıma? Savunma hattını korumak için stoperlerin arasına girebilen defansif bir orta saha oyuncusu olmak zorunda. Ve bu orta saha oyuncusu çok önemli. Çünkü bek oyuncular ileri giderken stoperin orayı kapatması ve onları teşvik etmesi lazım. Defansif orta sahanın önünde topu rakip sahada tutmaya odaklanan ve nispeten hücum odaklı 5 oyuncu olur. Oya hocam bundan sonra da 5-0-5 oynamış. Hayır 5-0-5 değil. Oyuncuların orta sahada da bağlantı kuracaklar ya da savunma hattıyla. Yani hücum oyununa 4-1-3-2'ye bu şekilde uygularsan daha çok şansa sahip olursun. Rakip savunma hatalarını değerlendirebilirsin. Üçüncü bölgede daha aktif olursun. Üç ofansif orta saha oyuncusu. Üç ofansif orta saha şöyle 4 1 3 2ye o öndeki üçlü. Merkezdekini mutlaka çift yönlü oynayabilecek kadar biraz ciğersiz, biraz da savunma yönünün olması lazım. Ve bağlantılarının kuvvetli olması lazım. İki forvet oyuncusu, normal şartlarda iki forvet oyuncusunun savunmayı yıpratıcı rolde olması lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Üçlü orta sahanın merkezindekini 8'e kaydırıp, hücumdakini de 10 numaraya kaydırıyoruz. Yani 4, 2, 3, 1'e dönüyoruz. Hani yan kanat oyuncuları oyun rahatlatmakla, açmakla yükümlü, tehdit oluşturmakla yükümlü. Ve öndeki iki forvetin artık rakiplere baskı yapmak, topu kazanmaya çalışmak, e, ofansif olarak kendilerini destekleyen takım arkadaşlarıyla birlikte gole gitmek en mühim görevleri. Yani en ofansif sistemlerden bir tanesi. Ama orta sahayı dar, kalabalık tutabilirsen rakibi öldürürsün. Ama aynı şekilde rakip orta sahayı kalabalık tutarsa, sayı fazlalığıyla ortadan gelirse merkezdeki senin direncini kırabilir. Topa sahip değilken 3 tane ofansif orta saha oyuncun geri çekilebiliyorsa, kompakt bir şekilde geride e, karşılayabiliyorsan, öndeki iki forvetinde iyi basabiliyorlarsa, sahayı iyi parselleyebiliyorlarsa, rakipten hata bekliyorlarsa ve hataları da iyi değerlendirebiliyorlarsa zaten maçları erken koparırsın. Topa sahip olduğunda üçlü ofansif orta saha oyuncuların birbirine yakın oynar. Kanatlardaki boşluğa ise bekler gelir. Yani sağ bekin, sol bekin hop hücumda iki tane de forvetim var. İlerin birdenbire dört kişiye çıkmış olur. Ya da üçe çıkmış olur. Birisi geride diğer önde olur. Yani rakibi açmaya çalışırsın. Çapa gibi oynayan defansif orta saha oyuncunun stoperi toparlayacak ya da ilk karşılayacak oyuncu rolüne bürünür. Rakibin atağında 8 numara rolündeki oyuncuyla kesmeye çalışırsın. Kanat beklerin genelde hızlı oldukları için onlar da bir şekilde yetişme çabası içerisine girerler. Zafım var mı var. Üçlü sistemde var mı? Onda da var. Bu sistemde bek oyuncuların hızlı olacak. Yüksek kondisyona sahip olacak, hücumcu olacak. İleride derinlik sağlayacaklar sana. Hücumcu değilse, yavaşsa sıkıntı. Mesela Ferdi hücumcu, hızlı. Derinlik sağlar. Alioski sağlar. O iyi sağlar. Burak kapacak sağlar. Novak ofansif iyi ama defansta sıkıntı yapabilir. İkinci zaaf. Defansif orta saha oyuncun iyi bir kesici olacak. Enerjisini 90 dakikaya yayacak. Ve şöyle söyleyeyim. Bir defansif orta saha oynatıyorsan önündeki 3 kişinin ona nispeten yardımcı olması lazım. Yani rakibin kontra atak, hızlı girişimlerini ee, o boşlukları doldurmaya yardımcı olması lazım. 4-4-2'den ne farkı var hocam? Rakibin orta sahasına teslim olma riskini düşürür. Çünkü kanat oyuncuların biraz daha merkez orta sahaya yakın oynarlar. Direkt çizgide beklemezler. Çizgi oyuncusu olmazlar. Ve bu oyuncular birbirine yakın oynadıkları zaman da sahanın ortasında yani merkez orta sahada avantajın olur. Her şeye rağmen rakip orta sahayı beşlerse bu oyuncularından da bazıları hızlı olursa orta saha oyuncuları sayı avantajını kaybedebilirsin. Bu sefer de bek oyuncularının üretkenliği ile maçı farka da götürebilirsin. Orta sahadan sıkıntı yaşayabilirsin. Ama ben şunu söyleyeyim süper şartlarında rakip orta sahayı beşleyip sana ortadan gelmeye çalışırsa hayatının en büyük kumarını oynayabilir. Çıkarılması çok güç skorları hani 2. dakika Fenerbahçe 1-0 önde 5. dakika 2-0 önde 8. dakika 3-0 önde. Ulan ne oluyor? Biz yanlış bir şey yaptık. Kanatlara dağılın diyene kadar 4. kalelerinde görebilirler. Altabiliyor muyum? 4-1-3-2 sistemine karşı kanatlardaki boşlukları değerlendirebilirler. Yani kanatlardan gelebilirler. Bu sefer senin kanat oyuncuların eğer rolünü iyi benimsetlerse yine sıkıntı yaşarlar. Ve hızlı hücumlarda rakip birebir yakalayabilir seni. Burada da beklerinin özelliği ortaya çıkacak. Orta sahanın arkasına adam sarkıtmak, oyun kurucuya hücum etmek e, ee, vesaire olabilir arkadaşlar. Peki hocam biz niye üçlü oynadık? Arkadaşlar belki de sen bu üçlüyü oynarken 4-1-3-2'nin provasını yaptın. Sen belki de 4-1-3-2'nin provasını yaptın. Yani sen 4-1-3-2'de kullanmak istediğin kanat beklerini daha geniş alanda oynatarak bunun provasını yaptın. Bakınız arkadaşlar gidecek oyuncuları buna göre değerlendirin. Kalacak oyuncuları da buna göre değerlendirin. Şimdi 4-1-3-2 oynayacaksın. Kol yeri var mı? Gustavo Henrique'nin yeri var mı? Bence Gustavo Henrique'nin de yeri, yok. O zaman Gustavo Henrique gitmesi muhtemelen. Buruma'nın yeri var mı? Buruma'nın yeri yok. Çünkü sadece topu alıp süren kanat. Hocam Rossi de aynı. Hayır. Kesinlikle hayır. Rossi'nin dar alanda yerden pas yapabilme becerisi çok yüksek. Merkeze içeri kat etme becerisi çok yüksek. Rossi içeriye girip oynayabildiği için bu kadar forma şansı buluyor. Emre Mor içeriye girip oynayabildiği için forma şansı buluyor. İrfan Can Lincoln zaten 10 numaradan devşirim olduğu için Joshua King, Ja Pedro bunların hepsinin bak kanatları düşün. Bak bir kanat çizgide öbür kanat diye çizgide. Hayır. Biraz daha içe yakın oynuyorlar. Ha, topu alıp çizgiye gidebilirler. Topu alıp dikine de gidebilirler. Bu oyuna Rossi uyuyor. Lincoln uyuyor. Joshua King uyuyor. Da Joao Pedro da uyuyor. Ferdi de uyuyor. Emre Mor da uyuyor. İrfan da uyuyor. Buruma uymuyor. Buruma'nın merkeze kat edip içeriden gitme ihtimali az zayıf. Bu yüzden eğer burumayı başka bir takıma kiralayabilirsek böyle bir ihtimal gerçekleşirse şaşırmayın. Bir. İkincisi Gustavo Henrique. Ne dedik? Hız. Rakip birebir kalacak. Sana hızlı stoper lazım. Lemos hızlı mı? Kısmen. Bakın kısmen. Gustavo Henrique mi hızlı? Lemos mu hızlı? Pes tabiriyle söyleyeyim. Gustavo Henrique 60. Lemos 70. Ama kısmen hızlı dediğim Lemos 70 iken Gustavo Henrique'ni oynamak İntihar. Başka bir şey değil. İntihar. Peki merkezde Gustavo Henrique'yi koysan üçlü savunmanın ortasına. Bak gördüm VM maçında. Bir orta geldi. Uzaklaştırması gereken orta yok. Kafa futbola değil. Tribünde o topu taca attığında ben Fenerbahçe kariyerinin bittiğini söyledim. Şu an gönderilme ihtimalleri var. Peki Fenerbahçe'ye sen olsan kimi alırsın? Nino. Geriden oyun kurma özelliği var. Hızı yeterli mi? Bence çok fazla değil. Ee, Ortiz. Bekao gibi isimlerden. Mesela ben Bekao'yu daha çok beğendim. Sert, temaslı, hızlı. Luan Perez sert, temaslı, hızlı. Anladınız mı demek istediğimi? Atilla Salah'yı 20'ye sattın. 25'e sattın. Kaça satarsan sat, sattın. Bekao'yu 5 milyon euroya aldın. 5'e de Luan Perez aldın. Fenerbahçe savunması kemiği ördü. Kemikten duvar ördü. Serdar Aziz'i de ekliyor 3. stoper olarak. Süper. Dördüncü stoper. Lemos, Gustavo Henrique. Hani elde kalanlar itibariyle söylüyorum. Kol kurma kol, kol Lemos, Gustavo Henrique. Hangisini seçersin? İkisini de seçmem. Orayı bir Türk'le kapatmaya çalışırım. Niye ikisini de seçmem? Ya temasta sıkıntılılar. Hızda sıkıntılılar. E e yani e Hocam Lemos'u zamanda istediler. Uruguay milli takımda da oynadı. Lan bana ne? Beni de zamanda üçüncülükten istemişlerdi. Şimdi sıradan bir öğretmenim yani. Anlatabiliyor muyum? Bana kalırsa iki tane stoper. Mesela penetra alınabilir. 3 milyon euro istesinler. Hocam ama Türk değil. Olsun. 8 artı 6 artı 3'ün bir tanesini doldurur. Al. Penetra. Bekao. Luan Perez. Serdar Aziz. 4 stoper. Yeter. 4 kulvar. Şey 3 kulvarda. 4 kulvar nereden çıktı lan? Hadi inşallah bakalım. Dünya şampiyonları şeyine mi? İnşallah Allah söyletmiştir inşallah. Seni 3 kul müthiş idare ederler. Alt yapıdan da Yiğit Efe Demir lüzum olursa camı kırıp alırsın bitti. Sol bekte Ferdi Alioski idare eder seni. Sağ bekte o sahayı Burak kapacak idare eder seni. Hücumda Rossi Mosti, saydım 50 tane adam saydım sol kanada idare eder. Sağda Emre Mor İrfan idare eder. Forvet'e Maxi Gomez alırsan Maxi Gomez Valencia Serdar Dursun Az tandemde. Cao Pedro, King, Arda Güler eee bunlara dahil edersen önlü arkalı bu 6 kişisini idare edebilir 3 kulvarda. Oyuncu değişikliği sayısında 5 olduğunu düşünürsek arkadaşlar bence gayet yerinde güzel bir diziliş olur. Subliminal olarak da birçok duyum verdiğim bu videoyu inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bana da dua etmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olan arkadaşlarımıza teşekkürler. Özellikle gündüz kuşağında yaptığımız canlı yayında ee, bayağı keyifli olduğunu düşünüyorum. 1 saat 10 dakika oldu ama boğazım perişan oldu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere inşallah.